Merhaba sevgili takipçilerimiz. Aynı sefa portakal nergisi olarak da bilinen turuncu çiçekli bir bitkidir. Eski Yunanlılardan beri birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış çok özel bir bitkidir. İbn Sina birçok yazısında aynı sefa bitkisinin zehirlenmelerde ve tüm zehirli hayvan sokmalarında yaraları iyileştirici özelliğinden bahsetmiştir. Diğer faydalarından bahsetmek istersek aynı sefa bitkisi genel mantar şikayetlerinin tedavisinde yardımcı ve destekleyici olarak kullanılabilir. Ayrıca bağırsak, mide, ağız, dil ve akciğer mantarının tedavisinde önerilmektedir. Yaraların iyileşme sürecini hızlandırma özelliğine sahiptir aynı sefa bitkisi. Özellikle kan çıbanının tedavisinde yardımcı olarak önerilmektedir. Aynı sefa bitkisi aynı zamanda mide ülseri, gastrit ve reflü gibi mideye bağlı mikrobik rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı ve destekleyici olarak kullanılabilir. Özellikle mikrobik sarılık hastalığının tedavisinde yardımcı olarak önerilmektedir. Peki bahsettiğimiz bu faydaları sağlayabilmesi için aynı sefa bitkisini nasıl kullanacağız? Biz Modern Aktar ailesi olarak aynı sefa bitkisini sizlerin kullanımına iki şekilde sunuyoruz. Bir tanesi bitkinin tamamını öğüttüğümüz, yani tozu değil, öğütülmüş hali aynı sefa bitkisinin. Bu şekilde. Diğeri ise bitkinin doğranmış ve kıyılmış hali şeklinde istifadenize sunuyoruz. Peki nasıl kullanacağız? Eğer kıyılmış bitkiyi kullanacaksanız, doğranmış bitkiyi kullanacaksanız, bir bardak kaynamış klorsuz su içerisine, içme suyu içerisine bitkiden bir tutam, bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyorsunuz. 5 dakika demlendikten sonra süzüyorsunuz ve günde 2 sefer akşam yemeklerinden veya sabah kahvaltısından sonra ılık bir şekilde tüketiyorsunuz. Eğer öğütülmüş bitkinizi kullanacaksanız yine bir bardak kaynamış klorsuz su içerisine bir çay kaşığı ilave ediyorsunuz. 5 dakika demleniyor. Bu sefer süzmeden yine günde 2 kez yemeklerden 2 saat sonra ılık bir şekilde tüketebilirsiniz. Dıştan uygulamada ise özellikle mantar tedavisinde yardımcı olması amacıyla hazırladığınız bitkiyi, yani kıyılmış bitkiyi lapa formatına getiriyorsunuz. Daha sonra bölgeye tampon yapıyorsunuz, uyguluyorsunuz. 8 yaş altı çocukların kullanımı için önerilmemektedir bitkimiz. Hamile veya emziren bayanlara sadece dıştan uygulamada tavsiye ediyoruz. Doktor kontrol ve önerilerini ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.